16x artı 14 eksi 3x kare artı x eksi 9 polinomunu sadeleştirin. Eğer birkaç terimli bir ifadenin tamamını bir ifadeden çıkarıyorsak, aslında bu 16x artı 14'ü bu ifadenin karşısına eklememiz de aynı şeydir. Ya da eksi 1 çarpı 3x kare artı x eksi 9 eklediğimizi düşünebilirsiniz. Buna farklı bir bakış açısıyla yaklaşacak olursak, bu eksi işaretini parantezin içine dağıttığımızı düşünebiliriz. Aslında şu an bunu yapıyoruz. Sadece bu bütün ifadenin negatif olanını karşı tarafa ekliyoruz. Polinomumuzun ilk kısmını değiştirmeyeceğim. Bu yine 16x artı 14 olarak kalacak. Ama bu eksi işaretini parantezin içine dağıtacağım. Eksi 1 çarpı 3x kare eşittir eksi 3x kare. Eksi 1 çarpı artı x bize yine eksi x verir. Bunu yazalım. Eksi x. Eksi 1 çarpı eksi 9. Buradaki eksi işaretini unutmamamız lazım. Eksi 1 çarpı eksi 9 eşittir 9. İki negatif sayının çarpımı her zaman pozitiftir. Demek ki biz de pozitif 9 elde edeceğiz. Ve şimdi benzer terimleri bir araya getirelim. Bakalım, üssü en yüksek olan terimimiz hangisi? Bunları sıralı olarak yazarsak işimiz kolaylaşır. Sadece bir tane ikinci dereceden olan terimimiz var, o da eksi 3x kare. Peki, şimdi elimizde birinci dereceden neler var? 16x'imiz var. Tabii bir de 1x, x üzeri 1. Bundan 1x çıkaracağız, eksi 1x. Yani 16x eksi 1x eşittir 15x. Eğer elinizde bir şeyden 16 tane varsa ve bir tanesini çıkarırsak, elimizde o şeyden 15 tane kalmış olur, değil mi? Ve son olarak elimizde 14 ve 9 var ve bunların ikisi de sabit değerler. Yani bunu 14x üzeri 0 olarak da düşünebilirsiniz. 14 artı 9 eşittir 23. Eksi 3x kare artı 15x artı 23. İşte bu kadar.